Herkese merhabalar arkadaşlar. Kesir yaş işçi problemleri soru çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Öncelikle arkadaşlar problem maratonu demiştik biliyorsunuz programımıza, kampımıza. Ve 3 Nisan'da oran orantıyı 10 Nisan'da sayı problemlerini geride bırakmıştık. Bugün ise işçi problemleri ve sayı, yaş problemleri genellikle üniversite sınavında çok sorulmuyor. Kesir problemleri daha çok ağırlıklı olabiliyor. Bunların üçünü de aynı videoda sormuştuk. Zaten kesir problemleri de sayı ve yüzdeye benzediği için de üçünü birlikte bugüne almıştık. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki maraton yani 10 soruda ne yapıyorduk? Videomuzu bitiriyorduk. Konumuzu bitiriyorduk. Her cumartesi saat 2'de sizlerle birlikte oluyordu. Ve kitaplarımızda tekrar etmeyi unutmuyorduk. Yine videonun içinde söyleriz. Hemen artık çözümlere başlayalım. Semih, Halil, Selman arasında aşağıdaki konuşma geçiyormuş. Neymiş bu konuşma bakalım? Benim bilye sayım Halil'in bilye sayısının 1 bölü 3'ü kadar O zaman bir yazalım bunları. Semih Halil ve de Selman varmış. Selman'a da şöyle SN diyelim. Selman buna da Semih'e de SM diyelim ki anlaşılsınlar. O zaman ne diyor? Benim bilye sayım Halil'in bilye sayısının 1 bölü 3'ü kadar fazladır. O zaman demek ki Halil'in bir 3 A bilyası var. Bakın bölülerle uğraşmamak için hemen ne diyoruz arkadaşlar? 1 bölü 3 için 3 A diyoruz. O zaman 1 bölü 3'ü kadardır demiyor. Dikkat edin. 3'ü kadar fazladır benim sayım. O zaman ne yapıyor bu adam? 3 A'ydı. 1, 1 bölü 3 A'sı zaten 1 bölü 3'e çarparsan bakın A kadar fazlaymış. O zaman bu Semih'inki ne oldu? 4A oldu. Hemen bir sonrakine geçelim. Benim bilye sayım Selman'ın bilye sayısının 1 bölü 2'si kadar fazladır diyor. Kim bunu söylüyor? Halil söylüyor. Selman'ın bilyesini bilmiyoruz. Ona da şimdilik 2A diyelim. 1 bölü 2'si ya 2A dedim. O zaman 2A'nın 1 bölü 2'si hemen kolay olsun diye zaten demiştik. A kadar fazlaymış Halil'in bilyesi. A demiştik pardon. Buraya o zaman K diyelim. Özür dilerim. Aynı A olmaz. O zaman K kadar fazlaysa arkadaşlar. Demek ki Halil'in bilyesi Selman'ın bilesi 2K ise Halil'inki 3K olacak. Ha bir dakika. E bu 3K ile 3A birbirine eşitse o zaman demek ki KA'ya eşit. Bir dakika ya. O zaman KA'ya eşitse o zaman ben Semih'e 4A derim. E Halil zaten 3A'ydı. KA'ya eşitse o zaman Selman'a da 2A kalır. Bakın işte bu kadar. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Üçümüzün toplamı da 270 demiş öbür arkadaşımız da. O zaman toplamı da 270'miş. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. O zaman 9A 270'ti arkadaşlar. A eşittir 30 olur. Semih'in kaç bilisi vardır? Bakın Semih'e SM demiştik. 4 kere 30, 120'dir dedim. Ve bu güzel soruyu geride bırakmış oldum. Kesir problemlerinin en önemli olayı neydi arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle 1 bölü 3 diyorsa hemen 3 e A diyeceksin. 1 bölü 2 diyorsa hemen 2 e A diyeceksin. Ortaklar varsa hemen ekokunu alacaktın ki bu soruda gördüğün gibi bir şişemiz var elimizde. Bu şişenin 1 bölü 2'si dolu olduğunda 175 gram geliyor. 1 bölü 3'ü dolu olduğunda hayda şimdi bunu nasıl böleceğiz? İşte bakın arkadaşlar böyle sorularda ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hemen siz diyeceksiniz ki bu su deposunun hacmi 6V olsun. Neden? Çünkü 2'ye ve 3'e tam bölünüyor. Ha güzel. Peki deponun içindeki su bizim ağırlığımız mıdır? Hayır. Şişenin içindeki su bizim ağırlığımız mıdır? Hayır. Ne ağırlığımızdır? Kap artı su. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın 6V dedik. 1 bölü 2'si 3V. 3V'si dolu. Artı bir de bunun içine ne gelecek? Kap gelecek. Toplamı ne olacak arkadaşlar? 175. Bakın 1 bölü 3'ü su dolu iken o zaman 2 v su dolu iken kapla birleştirirsem ne olacak? 140 olacak. Şimdi çok dikkat edin. Taraf tarafa çıkarırsam yani burayı alttakini eksiyle çarparsam arkadaşlar 2V eksi K eksi 140 eksi olur. O zaman ne olacak arkadaşlar? V K'lar birbirini götürdü. 35 olur. Bakın V 35 ise hemen kapıda da bulurum ben. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 3 kere 35 artı k eşittir 175. Attık karşıya 3 kere 35 105'tir arkadaşlar. Karşıya atarsam da 175'ten 105 çıkarsa 70 kalır. Şimdi kabı bulduk. V'yi bulduk. Bize sorulan neymiş ona bakalım. Bu arada ben ne demiştim? 6V demiştim. V de benim için 35 ise 6 kere 35 çarpmayacağım. Çarpmayacağım. Kesin birazdan böleceğimdir zaten. O zaman benim suyum bu kadar. Bakın bu su bu da kap. Kap neymiş arkadaşım? Kapta benim için tamı tamına 70 grammış. O zaman arkadaşlar bakın şimdi çok dikkatli dinleyin buraya. Burayı çok dikkatli dinleyin. Hemen yapalım burayı. Bize ne diyor? 5 bölü 14'ü doluyken. E arkadaşım onu şurada gösterelim hemen. 5 bölü 14'üm doluysa Hemen içindeki suyu 5 bölü 14 ile çarparım. Bir de kap var zaten. Kabı da eklerim. İşte benim yeni ağırlığım bu olması lazım. O zaman bunlar sadeleşir. 7'ye bölürler. Burası 5 kalır. Burası 2. Bunlar sadeleşir. Burası 3 kalır. Burası 1. Bak gördün mü? Ben sana dedim sakın bunu çarpma. Çünkü böleceksin birazdan nasıl olsa. O zaman 5 kere 5 25. 3'e çarparsam 75. 75 artı 70 demek ki yeni ağırlığım 145 olacakmış arkadaşım. Bu güzel soruyu da geride bırakmış olduk. Süper bir şekilde hallettik dedik. Bakın ekokunu aldık. Burası da ekok almak önemliydi. Geldim buraya. Mehmet Emre bir kitabın 1 bölü 6'sını 10 günde 10 sayfa günde 10 sayfa okuyormuş. 1 bölü 6'sını günde 10 sayfa. Bir şey soracağım. Elinde 30 sayfalık bir kitap olsa Günde 10 sayfa okusan 3 günde bitirir misin? Ha, o zaman demek ki elimdeki sayfa sayısını ne yapacağım? Benim günde okuduğum sayfaya böleceğim. Bakın böyle pratik şeyleri aklımızda düşünelim. Sonrasında çok rahat hallederiz. Bu arada bu kitabın 1 bölü 6'sı ve 1 bölü 5'i varsa 3 bölü 5'i varsa demek ki ben bu kitaba ne diyeceğim? Kitap eşittir 30K olsun. Küçük 30K olsun. O zaman bakın benim 1 bölü 6 deyince 5K'sını okuyacak mıyım? Biraz önce anlattığım gibi elimde şu an kitabın 5K'sı var. O zaman 5K bölü ne yapmam lazım? Günde 10 sayfa okuyacaksam ona bölmem lazım. Kalanın hemen kalana bakalım. Kalan 25K'dır. Niye? 5K gitti. 3 bölü 5'i 3 bölü 5'i nedir arkadaşım? 5'e böl 3 ile çarp. O da 15K mıdır? Evet. Şimdi de ne yapacağım ben? 15K'sını okuyacağım. Ne kadar? Günde 12 sayfa artı 15K'yı da okursam geriye 10K kalır. 10K'nın da ne kadarını okuyacağım arkadaşım? Hemen söyleyelim. 10K'yı da günde 8 sayfa okuyacağım ve toplam 24 gün oluyormuş. Bakın 30 sayfayı 10'ar sayfa okursan her gün 3 günde biter demiştik. Bu da 24 günde bitiriyormuş. Şimdi bir sadeleştirme yapıp bir olayın güzelliğine bakalım. Bunlar sadeleşti. K bölü 2 oldu. Burası 1. Bunlar sadeleşti. Burası 4, burası 5. Bunlar sadeleşti. Burası 5, burası 4. Aa bunlar aynı günmüş. Tamam. Ne yapıyorum şu an? Çok dikkat edin. Ka 5K bölü 4. 5K bölü 4. Burada da bir şey gelecek arkadaşım. Ne gelecek? K bölü 2. Hemen bunu 2 ile çarpayım. 2 ile çarparsam 2K bölü 4. 2 ile genişlettim. Artı 5K bölü 4. Artı 5K bölü 4. Eşittir 24. Hemen buraya bakarsam ne oldu arkadaşlar? 5, 5, 10, 12. 12K bölü 4 eşittir 24. 24 bölü 1 olduğu için hemen her iki tarafta çarpım durumunda ya da sadece sayı varsa sadeleşme olurdu. 2'ye böldüm. Burada sadece K kaldı. 20 12'ye böldüm. Burada da 2 kaldı. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak K kare 1K K eşittir 8'miş. O zaman benim kitabım ne oldu arkadaşlar? K eşittir 30 çarpı 8'den kitabın tamı tamına 240 sayfaymış. Peki Mehmet Emre günde 15 sayfa okursa kitabın tamamını kaç günde bitirir? Bakın kitabım 30 çarpı 8'di ya bölü 15 bölmede kolaylık sağlasın bana. Yine bakın çarpmayacaktım ama siz görün diye çarptım. Çarpmasam daha rahattı çünkü burası 2 burası 1. O zaman ne oldu? 16 günde bitirecekmiş. Gördük mü arkadaşlar? Olay bu kadar basit. Hemen siz ortaklarına kesir probleminde ne diyorsunuz? 30K diyorsunuz. Sonra kalan diye soruyorsa ilk önce ne kadar kullandıklarını sonra kalana göre hesap ediyorsunuz bir dahakini. Ve bu şekilde de soruyu bitiriyoruz. Şimdi kesir problemleriyle ilgili 3 tane soru yaptım size. Üçünde de zaten mantığı belliydi. Burayı hallettim. Şimdi peki yaş problemlerinde nasıl bir olay var ona bakalım. Ne diyor şimdi? Basitinden başlayalım biraz zora doğru gidelim. Dördüncü sorumuzdayız. 63 yaşındaki bir dedenin yaşları toplamı 45 olan 3 torunu varmış. Şimdi dede dediğimiz dede dediğimiz adam demeyelim. Dedemiz 63 yaşında. 3 tane torun da bugün itibariyle 45 yaşında. Peki kaç yıl sonra 3 torunun yaşları toplamı dedenin yaşına eşit olur? Kaç yıl sonra? Tabii ki de x yıl sonra. O zaman ne oldu? 63 artı x oldu. Torunların yaşları toplamı ne oldu arkadaşlar? Torunların yaşları toplamı da 63 artı 3x oldu. Niye? Çünkü 3 tane torun var. Her biri x büyürse 3x büyürler. Kaç yıl sonra 3 torunun yaşları toplamı? Bakın 45'in üstüne x x x ekledim. Dedeme de x ekledik sadece. Dedenin yaşına eşit olur diyor. Hemen x'i bulacağız. 3 torunun yaşları toplamı birbirine eşit olacakmış. Yani 3 torunun yaş toplamı dedenin yaşı. Eşitledik biz de. Bitti. Olay bitti. Attım karşıya. Hop. 2x. Attım karşıya. Hop. 63'ten 45 çıkarsa 8 eklersen 53. 18 eklersen 63. O zaman x'im ne oldu? 9 olmuş oldu. Demek ki 9 sene sonra bu torunların yaşları toplamı dedenin yaşına yetişecekmiş. İşte bu kadar. Yaş problemlerinin en basit sorusu. En basit tarzdaki sorusu buydu. Bakalım biraz daha zorlamaya başlayalım. Ne diyor? Bir babanın yaşı, babanın şimdiki yaşı iki çocuğunun yaşları farkının üç katına eşit. O zaman bakın bir baba var. Bakalım çocukları ayıracağız mı ayırmayacağız mı? Sekiz yıl önce babanın yaşı çocukların yaşları farkının. Aa bir dakika. Yaşları farkı, yaşları farkı. Hep aynı şeyi sorguluyor. O zaman ben ne diyeceğim arkadaşım? ...çocukların yaşları farkı... E, ...çocukların yaşları farkı... ...bugün x'e... ...babanın yaşı 3x... ...peki 8 yıl önce babanın yaşı neydi? 3x-8'di... E, ...çocukların yaşları farkı neydi? Ben 30 yaşındayım... ...sen 20 yaşındasın... ...çıkart 10... ...5 sene sonra ben 35 yaşındayım... ...sen 25 yaşındasın... ...çıkart 10... ...yaş farkı seneler geçse de değişmez arkadaşlar... ...o zaman ne olacak... Bunun yaşı da bunların yaş farkı da hala x olacak. Ne diyor? 8 yıl önce babanın yaşı çocukları yaş farkının 2 katından 5 fazlaymış. He. O zaman tamam. Hızlı bir şekilde yapalım. 2x karşıya gitti. x kaldı. 8 de karşıya artı olarak gitti. 5 artı 8. x eşittir ne oldu? 13 olmuş oldu. Bu sorumu da böylelikle bitirmiş olduk. Neyi öğrendik bu soruda da ya da neyi hatırladık? Yaşlar farkı seneler geri gitse de, seneler ileri gitse de yaşlar farkı değişmez. Geldim bir başka klas soruyor. Bakın, çok klas bir soru ve yaş problemlerinin son sorusu. Bakın, çok önemli bir soru. Şimdi 3 kişinin yaşları ortalaması 24'müş. Ortalama nasıl bulunur? 3 kişinin yaşlarını toplarsınız ve 3'e bölersiniz. Dersiniz ki acaba biz ortalama kaç yaşındayız? Bunlar 24'müş. O zaman ben şunu çözdüm mü arkadaşlar? Hemen buradan şuraya bir yazalım. X1 artı X2 artı X3. Yani bunların yaşları toplamı 72'ymiş. Bir kere 3 kişinin yaşları toplamı 72'ymiş. Ne yaptım? İçler dışlar yaptım. Şimdi bakın soru çok klas. Soru çok iyi bir soru. Çok dikkatli izleyin şimdi. Burada ne var? Erdem, Yasin ve Zeki var. Erdem Yasin'in yaşına geldiğinde. Bakın bu yaşına gelme muhabbetini ben size çok iyi anlatmıştım. Şimdi çok iyi dinleyin. Bakın burada yapacağınız çok önemli bir olay var. Erdem Yasin'in yaşına geldiğinde o zaman Erdem küçük bir arkadaşımız onun yaşı E olsun. Yasin'in yaşına geldiğinde Yasin de bundan A kadar yaş büyük olsun. Bakın A kadar yaş büyük olsun. Peki ben ne diyorum? Yaşına geldiğinde yani A artı Sene sonra yani a sene sonra o zaman bu çocuk ne yaşına gelecek e artı a yaşına bu çocuk ne yaşına gelecek e artı 2 a yaşına gelecek Şişt, tamam buraları hallettik şimdi geldiğinde geldiğinde Zeki'nin yaşı da Yasin'in yaşının iki katı olacakmış bak ne zaman geldiğinde yani a sene sonra Zeki'nin yaşı da Yasin'in yaşının iki katı olacakmış. Yani iki tane Yasin edecekmiş. Tamam çok güzel. O zaman ben geri giderek Zeki'nin yaşını bulabilir miyim? Bugünkü yaşını bulurum. Burası 2e artı 4'tü. Bakın burası 2e artı 4 aydı. O zaman bu da A sene geri gidersem 2e artı 3a olur. Bana ne diyordu? Bugünkü yaşları toplamı bakın e artı e artı a artı 2E artı 3A eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 72 oldu. Bu arada iyice çıkmaza gidiyor galiba soru. Bakalım hemen ne oldu? 4E artı 4A eşittir. 72. A çıkmaza gidiyor dedik ama çok güzel bir şey, bir şey çıktı. Bize de ne soruyor? Yasin'in bugünkü yaşı. E Yasin'in bugünkü yaşı da E artı A'ydı. Burayı 4 parantezine alsam. E artı A eşittir 72. Çarpım durumunda 4 var. Her iki tarafı 4 ile sadeleştirirsem E artı A ne olmuş oldu? Pardon 23 olmuş oldu. E pardon ya ne 23'ü? Doğru yapmışız. 18 olmuş oldu arkadaşlar. Burayı karıştırmayalım. Bir daha söyleyelim. Her tarafı 4'e bölersek 4'e böldüğümüzde de tabii ki de ne olacak? Cevabımız 18 olmuş olacak. Bize de Yasin'in yaşını soruyordu. Bir kere daha burada gösterelim. Yasin'in yaşı 18'dir arkadaşlar. 23 kere 4 92'dir. Unutmayalım. 18 kere 4 72'dir. Aklımızda kalsın. Geldim artık yaş problemlerini bitirdim. Geldim artık işçi problemlerine. İşçi problemlerindeki en önemli şey neydi arkadaşlar? İşçi problemleri de aslında bir bakıma kesir problemi gibiydi. Nasıl yani hocam? Ya 12 saatte bir iş bitiyorsa, 16 saatte bir iş bitiyorsa Bunların ortak katı. Bakın orada da ortak kat ekok almıştık. Burada da aynı şekilde alacağız. O zaman işimiz ne olsun diyorduk biz? Hem 12'ye hem 16'ya bölünen bir sayı olsun. 48x olsun diyorduk. Ve unutmayın, işçi sorularında en önemli şey nedir? İşçi sorularındaki en önemli şey kapasitedir. Kişilerin kapasitesidir. Bak kişi Harun 12 saatte bitirebiliyorsa Harun 1 saatte 4x yapabiliyordur. Emir Bak emir 16 saatte bitiriyorsa emir 1 saatte 3x yapıyordur. Arkadaşlar çok dikkat. Emir 3x yapıyordur. Ne yapıyordur? Harun da 4x yapıyordur arkadaşlar saatte. O zaman çok dikkatli bakarsak ikisi birlikte 7 saat çalıştıktan sonra arkadaşlar şöyle bir şey söyleyelim hemen. Hemen şuradaki sayımızı düzelterek devam edelim. Burası 7 değil 4 olsun arkadaşlar. Bakın şimdi ikisi birlikte 4 saat çalıştıktan sonra Şimdi bunun kapasitesi neydi arkadaşlar? 3x. Bununki 4x, bununki 3x'ti. O zaman ikisi birlikte bir saatte ne kadar iş yaparlar? Artık saatte 7x yaparlar. Tabii ki de burası 7 olursa 49x oluyor. Adam bitirmiş oluyor, geçmiş oluyor. Saatte o zaman ne yaptılar bunların ikisi arkadaşlar? Hemen ne yaptılar? Bakın 4 saat birlikte çalıştılar. E saatte 7x yapıyorlardı. 4 saatte 28x iş yaparlar, yapar. Bakın bu yapar, bitir. Bu bitti. Bu bitmiş kısmı. Peki benim benim şeyim neydi? 48x'ti. O zaman 28x'i çıkartırsam geriye 20x iş kaldı. Bak iş kaldı arkadaşım unutma. Bu kalan işim. O zaman 20x kaldıysa ne yaptı peki bunlar 4 saat çalıştıktan sonra? Emir işi bıraktı. Emir gitti. Geriye bu adam kaldı. Bu işin tamamı kaç günde biter diyor? E 20x'i günde 4x çalışarak kaç günde bitirecek bu arkadaş? 5 günde. Bakın A şıkkı her zaman 5 olur. Herkes de atlar. Hayır. Çünkü bu ikisi birlikte 4 çalışmışlardı. 5 günde bu, bu, bu kişi çalıştı tek başına. O zaman 4 ile 5'i toplarsan bu işin tamamı 9 günde biter arkadaşım. 9 günde biter. Sakın A şıklarına atlamayın. Cevabı 5 buldum diye sevmeyin. Çünkü cevabımız ne olacak? Cevabımız 9 olacak. İkisi birlikte 4 gün. Ee, ...Harun da tek başına 5 gün çalıştığı için... ...toplam 9 günde iş bitti. Önemli olan kapasiteydi. Bunu da yapmış olduk. Geldim buraya arkadaşım. Boyları eşit olan 2 mumdan... ...biri 12 saat, diğeri 18 saat eriyor. Bakın mum soruları da aynıdır. Bunlar da işçi sorusudur. Bunlar da bir kesir sorusudur. Biri 12, biri 18 saatte ise... ...o zaman boyları eşitse... ...biz bunların boylarına 36x diyelim. O zaman bu saatte 3x erir... Bu da saatte 2 x erir. 2 x erirse arkadaşım o zaman aynı anda yakılmaya başladıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun yarısı olur diyor. Peki 36 x boyu var. Saatte 3 x yanıyor. T süre geçsin. T süre geçerse benim boyum bu kadar kalır. Diğer arkadaşımın boyu da hemen bakıyorum 2 x çarpı t. Bu adam nasıl yanıyor? Yavaş yanıyor. O zaman ne oldu? Benim boyumda bu kadar oldu. Peki kim kimin iki katı olacak ya da yarısı olacak? Tabii ki de bu adam az yandı, bu adam çok yandı. Bundan çok gitti arkadaşım bak. Bundan çok gitti o zaman bunun iki katı ne olacak? Bu adam eşit olacak. O zaman hemen yapalım. 72x eksi 6xt eşittir. 36x eksi 2xt'dir. Her tarafta x olduğu için gitsin bunlar arkadaşlar. Bu buraya geçerse 36 kalır. Bu buraya geçerse bakın eksi 6 artı artı 6 diye geçecek. Eksi 2 burası. 4 t olacak. Bakın eksi 6 t eksi 2 t geçti karşıya. 4 t oldu. O zaman t ne oldu? 9 saat sonraymış dedik. Hemen bakalım 9 saat sonra mı? 3 kere 9 27. Bunda geriye kaç kalır? 9 x kalır. Burada da, da 2 x demiştik. 3 kere e, 9 kere 2 18. E burası da ne olacaktı? 18x'i gitmiş. 18x kalmış. Gerçekten de biri diğerinin yarısı olmuş. Sağlamasını bile yaptık. O zaman geçtik. Geldik buraya arkadaşlar. Ahmet bir işi x günde Talha bir işi x bölü 2 günde tamamlıyor. Bir dakika. Bizim için önemli olan kapasiteydi. Hatta ve hatta şu x'lerin yerine biz ne yazalım? A yazalım. Bakın biri A, 2 A yazalım. 2 A günde bölülerle uğraşmayalım. Bu da A günde bitiriyormuş. Ya bir dakika. Biri A günde bitiriyor, biri 2 A günde. Demek ki biri diğerinin 2 katı hızıyla çalışıyor. Bak bu A günde bitiriyor, bu 2 A günde. Ya bir de ben senden daha hızlıyım hem de 2 kat hızlıyım. O zaman bakın ben ne diyeceğim? Ahmet'in kapasitesi Ahmet Yavaş. Ahmet'in kapasitesi K olsun. Tarlağının kapasitesi ne olur? 2K olur. Neden? Günde bu K kadar çalışır. Bu 2K kadar çalışır. Çünkü benim yaptığım iş bunun yaptığı işten iki kat daha hızlıyım ben. 2 kat daha hızlı olduğum için yarısı kadar zamanda bitiririm. Diğeri de benim iki katım zamanda bitirir. O zaman bunların saatteki kapasiteleri buysa Ahmetle taala bu ikisi, ikisi birlikte bu işi dört günde bitiriyorlarsa e tamam benimki günde iki kydı Onunki 2K'ydı. E, e toplam 4 günde bitiriyorsak o zaman bakın 3K burası. 12 günde bitti. Kim bitti peki? İş bitti. Peki iş 12 kaysa talanın kapasitesi neydi? 2 kaydı. Günde 2 k yapabiliyordu. O zaman işin tamamı 12 k. Ben günde 2 k yapabiliyorum. O zaman 6 günde iş ne olur arkadaşlar? Finito olur. İş, iş biter. Bitir ne ya? İş biter arkadaşlar. 6 günde iş biter. Ve bu soruyu da güzel bir şekilde bitiririm. Kim bitirir? Talha bu işi 6 günde bitirir. Geldik bir başka sorumuz arkadaşlar. Ve günün 10. sorusu ve son sorusu. Bakalım bu soruyu nasıl yapacağız? Musa 2 saat, Esat 1 saat çalışınca bir işin 5 bölü 12'si. Bakın yine kesir problemi sanki. Bitirdikleri bir işi birlikte 4 saatte bitirebiliyorlar. ...Musa bu işi tek başına kaç saatte bitirebilir diyor. Şimdi arkadaşlar çok dikkat edin. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Musa'nın bir saatte iş yapabilme kapasitesi E olsun. Esat'ın bir işi yapabilme kapasitesi E olsun. Bakın bir iş var ki 12'ye bölünüyor. O zaman işim de benim 12K olsun. Öyle bir iş var ki 12K. Peki Musa 2 saat çalışırsa ne olur? Musa'nın saatteki kapasitesi... Şurayı sileyim pardon... Şöyle yapalım. Musa'nın saatteki kapasitesi M olduğuna göre 2 saatte 2 M iş yapar. Artı Esat'ın kapasitesi E olduğu için Esat da 1 saatte E kadar iş yapar. Peki ne kadar iş yapıyorlarmış toplamda? Bir işin 5 bölü 12'si kadar. 12K'nın 5 bölü 12'si tabii ki de 5K'dır. Peki ikisi birlikte çalışınca yani M artı E olunca toplam 4 saatte bitirebiliyorlarmış. Neyi? 12K'yı. Çünkü iş bitiyor biliyormuş. Ha, o zaman bak kapasite kapasite. Biri 2 saat biri 1 bir saat 5K bitti. Kapasite kapasite. ikisi birleştiler 4 saat. 4 saatte ne oldu? Hop 12K oldu. O zaman arkadaşım bir toparlayalım şurayı. Bana Musa'yı soruyor. M'yi bulalım. Hepsini bulalım. Bana ne lazım? M ile K lazım. Kim gitsin? E gitsin. O zaman yukarıyı iki katını alayım. Bakın iki katını alırsak ne olur? 4m artı 2e olur. Ne gitmesini istiyorduk biz bu arada? Musa kalsın istiyorduk. E gidecekti. Özür dilerim. E gideceği için biz yukarıyı neyle çarpalım arkadaşlar? Şurayı bir ufak sileyim. Bugün Ramazan'ın etkisiyle arkadaşlar biraz yanlışlar yaptık. Ama siz sevdiğiniz için benim sıkıntı yok. Hemen şuraya geçeyim. Biz kim gitsin istiyoruz? E gitsin istiyoruz. E gitsin istiyorsak 4 ile çarptık. 8 M artı 8 E eşittir 40 K. Aşağıda da ne oldu? Pardon ne çarptık burada? 4 ile çarptık arkadaşlar. Allah'ım yarabbim nasıl bir yanlışlar yapıyoruz. Burası 4 burası 20 oldu arkadaşlar 20. 4 E 20 K oldu. Geldim buraya 4 M artı 4 E eşittir de 12 K Taraf tarafa çıkarırsam ne görüyorum arkadaşım? Bakın 8M'den 4M'ye çıkarsa 4M'ye kalır. 4E'den 4E çıkarsa bu gider. Geriye de ne kaldı? 8K kaldı. Peki arkadaşım her taraf 4'e bölünür mü? Bölünür. M eşittir neymiş? 2K'ymış. He, bakın. Bakın bakın. Musa'nın kapasitesi neymiş? 2K'ymış. E peki Musa'nın kapasitesi 2K ise işim benim 12K'ydı. O zaman 12K'lık işi ne yaparım? 2K günde günde 2K yaparak 6 günde bitiririm. Musa tek başına pardon gündeymiş saatmiş 6 saatte bitiririm. İşte bu kadar. Çok güzel bir şekilde yaptık. Kapasiteleri yazdım. İkisi birlikte yazdım. Sonra ne yaptım arkadaşım? Tabii ki de işe de 12K dedim. Bak heyecan yapmadım. 3 tane bilinmeyen var olsun. Ben zaten birini götürürüm. Bana da zaten 12K ile M'nin durumu çıkar ortaya çıkarsa da çok güzel bir şekilde sonucu bulurum. Arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Hemen bugün yaptığımız soruları çözmeyi ihmal etmeyin. Çözdüyseniz tekrar bir bakın. Bakın burada ne var? Yaş problemleri var. Tabii ki de burada e, sadece yaş problemleri var. Burada hemen sen ne yapacaksın? Buraları çözeceksin. Sayfa 178'i yapıyorsun. Bitirdik. Sonrasında arkadaşım hemen oradaki örnek sorulara da bakıyorsun. Bir de 0'dan 9'ayı ayı söyledik. Dinamo soru bankamızda da arkadaşlar hemen bakın ne var. Burada da çok güzel bir şekilde hemen ödevimizi söyleyip bitirelim. İşçi problemleri 150'de hemen oradan sonrasında da 146'da da kesir var. Bunları da yapıyorsun. Yaşta 147'de ödevini de vermiş olduk. Şimdi sırada ödülü soru. Ödülü soru karşında arkadaşım. Bakalım dersimizi kimler anlamış. Ödülü sorunun cevaplarını yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya Görüşürüz.